Kur'an kelimesi, hadisi kutsi meselesi. Şimdi aslında bu iddiaya baktığımız zaman o iddia hadisi kutsi ile örtüşüyor. Çünkü hadisi kutsi nedir? Bildiğimiz üzere efendim Allah Teala Hazreti Peygamber'in kalbine manayı indirmiştir. Ama bilahare Hazreti Peygamber onu kendi sözleriyle ifade etmiştir. Yani burada Kur'an'la ilgili ileri sürülen iddia aslında hadisi kutsiyle örtüşen bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine hadisi nebevi. Yani bu, burada işin gerçeğini konuşmak gerekirse aslında ilahi kelamın, kelamullah'ın hadisi kutsi seviyesine indirgenmesi ve hadisi nebevi, Hazreti Peygamber'e ilgili Hazreti Peygamber'in hadisleri seviyesine indirgenmesi söz konusudur. Çünkü biz biliyoruz ki hadislerden de bazıları efendim vahiy olarak bir kısmı Hazreti Peygamber'e, onun gönlüne, kalbine indirilmiştir. Hazreti Peygamber de onları kendi ifadeleriyle dile getirmiştir. Yine bu iddia Kur'an-ı Kerim'i ilham seviyesine indirme anlamına geliyor. Çünkü ilham gene bildiğimiz üzere efendim peygamberlere de olabilir ama peygamberlerin dışında da olabilir. Mana olarak bir fikir olarak efendim Allah'ın seçtiği kullara gönderilir. Ama burada lafız ve şekil, form söz konusu değildir. Evet. Sadece bir muhteva olarak iner. Mesela ve iz evhaytu ilel havariyine en aminu bir ifadesine baktığımız zaman, yani burada Hazreti İsa'nın havarilerine vahyedildiğine söz edilir. Bu bir ilhamdır. Yani burada bir mana söz konusudur. Ve yine keşifle örtüşen bir iddia ileri sürülüyor. Kısaca şunu ifade edelim. Bu iddia aslında tarihte hiçbir mezhebin kabul etmediği ve kabul görmeyen bir iddiadır. Ha, böyle bir görüşten bahsedilebilir. Orada da müellifler objektif olmanın bir gereği olarak, yani o görüş İslam dünyasında, İslam düşüncesinde yaygın olarak kabul görmese bile ona yer vermişler. Mezhepler tarafından kabul edilen bir görüş değildir. Bir de bu ifade, bu iddia Kelamullah'ı, yani Allah'a ait olan Kur'an kelamı aslında beşeri bir seviyeye indirgemek, onun yüceliğini ve manevi otoritesini tenzil etmek anlamına gelmektedir.